6 Ekim Cuma Yeni Şafak yazarı Hatice Karahan'ın yazısı. İran izlenimleri. Donuk bir havada indiğimiz Tahran'da saatleri 30 dakikalık o tuhaf farklı ileri alıyoruz. Soluduğumuz boğukluğun havadan mı yoksa ortamdan mı kaynaklandığını henüz ayırt edemeden havalimanından çıkıyoruz bile. Heyeti bekleyen ve içi motiflerle kaplı araçlarla koyulduğumuz yolda ilerledikçe havalimanında çarpan o ilk his daha da oturuyor sanki. Geçtiğimiz güzergahlarda, nasıl söylesem, o retro hava güçlenerek esmeye başlıyor. Çok geçmeden yağmurun da düşmeye başladığı şehrin yapısı, adeta 80'lerin Türk filmlerinden kopup gelen bina tarzlarıyla doluyken, ara ara yükselen bir modernlik de barındırmıyor değil. Ortası ağaçlıklı yolun iki tarafındaki ağaçlar, bir doğudan bir de batıdan iki otomobil firmasının hakimiyetini taşırken, önde gelen iki yerli İran markası da bolca göze çarpıyor. Otobüsler bakımsız görünümleriyle toplu taşımayı sağlıyor. Ancak reklamla kamufle olmuşları da var. Öte yandan motosikletler de az değil. Trafikte ciddi yaygınlıkta kullanımı olan motosikletler kendilerine ayrılmış yerlerde sokaklar boyunca yoğunluk oluşturuyor. Çeşit çeşit insanıyla da sayısız detay barındıran Tahran, sosyoekonomik bir açıdan tek cümleyle özetlemek gerekirse İran'ın ciddi bir gelişime duyduğu gereksinimini resimliyor. Bu bağlamda şehirde yıllarca ambargo yemiş, içine kapanmış bir ekonominin ihtiyaçları gizlenemezken aynı zamanda öldürmedi, güçlendirdi misali mesajları da atlamamakta fayda var. Gözler DC'de. Üzerine daha önce de çok kez yazdım. İran ekonomisinde bankacılık sistemi başta olmak üzere alınacak uzun bir yol var. En basitinden misal, bir kredi kartı geçiremediğiniz bir ülkeden bahsediyoruz. Bu anlamda nükleer anlaşması sonrası doğan umutların gerçek olmasına ve İran'ın dünyaya açılmasına net bir şekilde ihtiyaç var. Lakin gelin görün ki o mevzuda ABD kökenli sıkıntılar sürerken ekonomideki büyük potansiyelin gerçekleştirebilmesine dair soru işaretleri noktalanamıyor. Bununla ilgili olarak da önümüzdeki 15 Ekim tarihi kritik bir aşama olacak gibi. Nitekim söz konusu tarih, Beyaz Saray'ın nükleer anlaşmanın İran tarafındaki uygulamasına dair yeni tespit ve kararını kongreye iletmesi için son gün. Dolayısıyla iletilecek kararın içeriğiyle sonrasındaki 60 günde işiteceklerimiz Tahran için kritik bir öneme sahip. Tabii iş bununla da bitmiyor. İran meselemiz nükleer anlaşmanın da ötesinde mesajını dile getiren Trump yönetimi, Washington-Tahran hattı başlıklı yazında bahsettiğim gerginliğe ve bunun özellikle devrim muhafızları üzerinden getirilebileceği olumsuz ekonomik yansımalar da kapıyı kapatacak gibi değil. Kısacası İran'ın ekonomik toparlanmasını sürdürebilmesi ve sağlıklı bir seyre girebilmesi açısından gözleri DC'den çevirmek mümkün değil. Zira olay çok taraflı etkilere de maruz. Dünden bugüne. Sonuç olaraksa İran ekonomik işbirliklerine muhtaç. Bu anlamda Türkiye ile bağları güçlendirmek de en makul seçenekler arasında geliyor. Aslına bakılırsa yine bir zamanlar yazdığım ifadeyle Türkiye-İran ilişkilerinde birikim de Kasr-ı Şirin ile çizilen sınırda bugün bazı ülkelerin kendi tarihinden bile köklü. Ziyarette anlatılırken işittiğim üzere zamanın şahı zamanın Osmanlı padişahından öyle iltifat görür ve hediyeler alırmış ki sonunda bu armağanlar için yeni bir saray yaptırmak durumunda kalmış. Latife bir yana, tarih boyunca iyi olduğu kadar kötü yaşanmışlıklar da var. Ancak aradaki hassas dengenin itinayla sürdürüldüğü neticede bir gerçek. Ve bu gerçek çerçevesinde jeopolitik hem de ekonomik ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürmesine hizmet eden yakın görüşmelerden biri de, işte bu çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyaretiyle gerçekleşti. Günübirlik düzenlenen programda Erdoğan'ın mevkidaşı ile yaptığı görüşmelerin yanı sıra heyet buluşmaları da yer aldı. Kuzey Irak başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin istişare edildiği ziyarette ekonomi tarafında savunma sanayine dair karşılıklı işbirlikleri gündemin önemli maddelerinden biri oldu. Ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de gerçekleştirildiği programda belli başlı anlaşmalar da imzalandı. Bunlar arasında ticaret ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın taraf olduğu anlaşmanın yanı sıra
iki ülkenin merkez bankaları arasında yerel paralarla alışverişe dair bir mutabakat zaptı da var. Şu an hali hazırda ticarette yerel para kullanımında uygulamada öne çıkan ortaklarımız arasında İran'ın da geldiğinde burada not düşeyim. Bununla birlikte ikili ilişkiler kapsamında yürürlükteki tercihli ticari anlaşmasının da daha pürüzsüz ve etkili bir hale getirilmesi gerekir. Ek olarak ticarete ivme katmak şüphesiz gümrük kapılarından da geçiyor. Bununla ilgili olaraksa yine Tahran'daki görüşmelerde çalışmaları hızlandırma ve genişletme kararı çıkmış durumda. Kısacası anlaşılan hususlar ekonomik bağları güçlendirme umudu taşıyor. Ancak her iki kanatta bu çalışmalara dair sıkı bir takip ve ilgi şart.